Tekinsiz bir muhitte cumbalı bir ev istiyordum. Daha sonra bu ev emlak bana hırlısının da hırsızının da bir arada yaşadığı bu muhitte bu harika daireyi önerdi. Düşünmeden kabul ettim. Hemen alt katımda sanat galerisi sahibi bir amca oturuyor. Gerçi yıllar önce batırmış. Çok sevimli. Kapısının önünden geçsem bile rahatsız olup beni apartman görevlisine şikayet ediyor. Giriş katında da bir şair oturuyor. Yani o kendisinin torbacı olduğunu iddia ediyor ama o bence şair ruhlu bir torbacı. Bu arada ikisinin münakaşaları bitmek bilmeyen bir maceraya sürüklüyor. Gerçekten bu muhitte oturmak inanılır gibi değil. Hala inanamıyorum oturduğuma. Doğruyu söylemek gerekirse buraya gelmeden önce biraz da olsa bohem olduğumu düşünüyordum ama gerçek anlamda bohem olduğumu buraya taşınınca anladım. Kira tabii ki gereğinden fazla pahalı. Ev sahibim İzmir'de yaşamasına rağmen Londra'da bir bankaya pound üzerinden EFT ile ödüyorum kirayı. Yani bakınca bir yandan tam istediğim gibi çünkü bazen EFT ücreti başka bir evin kirası olacak kadar fazla oluyor. Mutluyum yani her anında tükettiğim her şeyin kira, sokaklarda gezdiğim anlar. Bazen durup dururken kendini insan bir güvende hissetmez istemez ya tam o. Ev sahibiyle de gayet gönlüme uyan bir anlaşma yaptım. İngiltere'nin tefetüfe oranlarına göre yıllık zam alacak. Yani kraliyete bağlıyım kira zammında. İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği'nden çıkması yani Brexit dönemi benim mesela neredeyse iki kat fazla kira. Gerçekten kendimi tam bir bohem gibi hissettim. Tabii ev eski bir ev. Tam da istediğim gibi. Haliyle haftada bir tesisat kesin bozuluyor. Ustalar da tabii ev sahibimin onayladığı ustalar olmak zorunda. Evin tarihi değeri olduğu için falan. O yüzden aylar sürüyor. Ocak ayında ev sahibine söylemiştim bana usta yollamasını. Ödemeleri falan o halledecek sandım. Onları da ben ödedim. Yani kendi evimmiş gibi yatırım yapıyorum. Hiç alamayacağım bir yatırım. Gayet iyi hissettiriyor. Bu dünyada yaşama var olma yükünü üstümden alıyor. Yalıtım yok. Kalın giyin. İnerek çözüyorum yani. Bedensel yalıtımımı sağlamaya çalışıyorum. Sıcak su kaynatıyorum kettle'da. Bazen yıkanıyorum zaten. Öyle çok sık yıkanan biri de değilim. Kirlenmemeye çalışarak daha çok yalıtımı ve tesisat problemlerini çözmeye çalışıyorum. Ruhuma en uygun evi bulduğu için bohem emlağa teşekkür ederim. Hayatınızda her şey yolunda mı gidiyor? Mac bilgisayarınızın çalınabileceği bir evde mi oturmak istiyorsunuz? Memur değilsiniz ama paranız mı var? İşsiz ama zengin misiniz? Komşularınızla güvene dayalı olmayan bir ilişki mi istiyorsunuz? Hırlısı, hırsızı, torbacısıyla tedirgin bir yaşam mı arzuluyorsunuz? O halde Bohem Emlak. Bohemlak. Bohemlak. Beyoğlu'nun bohunu çıkartacağız. Giriş katında yıllar... Hemen alt katında İstanbul'un en önemli sanat galerilerinden birinin olmasa da alelade de. Bir daha alayım. Hemen alt katında sevimli, hiçbir işe yaramayan huysuz bir amca var. Çok saçma. Hemen alt katımda sanat galerisi sahibi bir amca oturuyor. Gerçekten bu muhitte oturmak inanılır gibi değil. Hala inanamıyorum oturduğuma. Bohem emlak.